Gülümse. Şimdi başlıyoruz. Tamam. Merhabalar, ben Fatih. Ben Melike. Yani annem. Bugün Zorak Şef'te annemle beraber size çok güzel bir yemek yapacağız. Bugün size enginar dolması tarifi vereceğiz. Vereceğiz diyorum çünkü bu tarifi kesinlikle annemle yapmam gerekiyordu. O işin erbabı. Dolayısıyla ondan sufle olarak yapacağım. Doğru mu? Doğru, evet. Aynen. Annem ben bildim bileli bu yemeği mükemmel yapar. Dolayısıyla benim tek başıma bunu sunmam kadar saçma bir şey olamazdı. Bugün annemden yardım alacağım. O bana gösterecek. Daha sonra şunu kat, bunu yap, bilmem ne. Belki de biraz bağıracak, çağıracak bilemiyorum. Benim teknikleri ona bazen garip gelebiliyor. Güzel bir yemek yapacağımıza eminim. Hadi bakalım, yapmaya başlayalım. 2 su bardağı pirinç, 1 demet dereotu, 1 demet maydanoz, 6 tane taze soğan, 1 limon yuvarlak yuvarlak kesilmiş olarak, 1 yemek kaşığından az, yarım yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı şeker, toz şeker. Limon da? Limon söyledim. Tamam. Bunları şimdi basitçe anladığım kadar harç yapacağız. Değil mi? Evet. Dolma harcı gibi yapacağız. Dolma harcı gibi yapacağız. Burada hani senin bana vereceğin püf noktası var mı? Bak şunu şöyle yaparsan böyle olur gibi bir şeyler var mı anne? Önemli olan o. Püf noktası. Ayrıca yemek pişikten sonra üzerine zeytinyağı, tekrar bir zeytinyağı. İşte o bütün her şeyi bitiren kısım anladığım kadarıyla. Evet. Yapmaya başlayalım o zaman, hadi bakalım. Ben buraya geçeyim, sen buraya geç o zaman. Tamam. Hemen malzemeleri karıştıralım. Bunun içinde karıştıralım. Bu arada bunu kesin kes. Limonlu suda bekletiyoruz, değil mi? Evet. Kararmaması için. Limon ve un koyaraktan suda bekletiyoruz. Limon ve unla bekliyor. Bu şunlar ne peki? Onlar enginarın sapı, en güzel yeridir enginarın. Bunları da içine açacağız. Onları da doğrayacağız. Doğrayıp içine açacağız. Evet. Bıçak da o yüzden o zaman. Okey. Ben başlayayım anne. Şimdi yarım bardak. Evvela pirincini koy oğlum. Evvela pirincini iyi koy. Okey. Tamam. Var mı? Hemen kızmaya başladık. Hemen pirinci koyuyorum. Evet. Evet, pirinci koyuyorum. Soğan. Taze soğan koy. Taze soğan. Bayağı bir yeşillik dolu esas. Çok fazla olmayacak sence? Enginarın tadında o yeşillikler geliyor. Zeytinyağlar biraz şeyi kaldırıyor anladığım kadarıyla. Yeşilliği kaldırıyor. Maydanoz. Ha bu arada geçen bölümde dediğim gibi bizim burada maydanozu bildiğin deve yüküyle veriyorlar. Yani gördüğünüz şu bir tane maydanoz esas. Hatırlıyorum ben İstanbul'da yaşadığım dönemde şu maydanoz ebatında maydanoz alabilmeniz için ortalama 4 tane falan alıyordunuz. Bu bizim bir tane maydanozumuz. Ona göre kafanızı değerlendirebilirsiniz. Bu arada 6 kişilik yani 6 tane enginar dolması çıkacak şekilde ayarladığımız bir tarif. O yüzden dolayı bunu ne kadar yükselteceksiniz ya da azaltacaksanız ona göre azaltıp çıkartabilirsiniz. Ya da arttırabilirsiniz adedi. Maydanozu da koyduk. Dereotunu da koyduk. Evet, çeşnilerini mi açayım? İşte şimdi çeşnilere geldi sıra. Bayağı doldu ama. Evet. Lezzeti zaten yeşillikler veriyor. Bu kadar şey bunu tamamlamayacak gibi geliyor bence. Kaçtırıyorum. Karabiber. Tuz. O da hepsini atılacak değil mi bunlar? Tuzu çok olur. Biraz at. Şeker. Şeker atıyorum. Tuz ne kadar? Tuz da 14. Ha öyle at. Yeter mi o kadar? Yeter. Az bir şey daha. Benden olsun biraz da. Zeytinyağı. Bir çay bardağı kadar. Yani ortalama ben hesaplamıştım. Yarım çay bardağına denk geliyor şu ufak bardaklar. Bu 200 mililitrelik bir bardak. Yani 100 mililitresini dolduracağız. Bu arada Ege'de yaşıyorsanız has zeytinyağı kullanmadan olmaz. Biz de bunu üreticilerden direkt alıyoruz. O yüzden lezzetli biraz veren belki de bu. Ortalama biraz bayağı bir dağıttım ama sildik bir problem yok. Hepsini atıyorum, karıştırıyorum. Evet, evet, karıştır şimdi. Yani sistem basit anladığım kadarıyla. Anne,
Sence nasıl gidiyor benim kanalım? Güzel mi dersin? Evet, çok güzel. Çok beğeniyor. Herkes çok beğeniyor. Hoşunuza gidiyor mu? Gitmez mi? Gidiyor tabii ki. Sen hep ne dersin? Senin böyle bir şeyler yapabileceğin hiç aklıma gelmez dersin. Evet, hiç aklıma gelmezdi. Hiç beklemediğin şeyler değil mi? Evet, evet. Demek ki içinde bir cevher varmış. Evet. Bir anda dışarı fırlamış. Yani sen elinde 10 parmağında o marifet derler, öyle bir çocuksun. Kendimizi biraz kendimi popopluyorum. Karıştı bence. Tamam. Yeter mi? Yeter. Tamam. Şimdi enginarlığını dolduralım. İçine doldurup şey yapacağız. Onun için evet. Şöyle bir ortada toparlayalım, ardından doldurmaya geçelim. Başlıyorum doldurmaya. Şimdi alıyoruz. Evet, içlerini dolduracaksın oğlum onları. Anladım. Şimdi süzdüm. Ne kadar doldurayım? Ağza kadar mı? Tabii tabii. Dolma hep şey derler ya, böyle biraz az doldurulur falan. Aynen, doldurulur. Patlamasın sonra. Bir şey olmaz. Tamam. Biter. Tamam. Şimdi yerleştir tencereyi. Şu tencere taş. Yalnız bayağı insafsızsın. Hepsini bana yaptırdın ya. Bildiğin doğrama işlemlerini de ben yaptım. Gerçi bugün şef sensin, yamak benim. Bizim tenceremiz sanırsam 4 tanesini evet. Anca alacak. Belki bir ufak sığar mı oraya? Sıkışık olsa bir şey olur mu? Olmaz, bir şey olmaz. Şöyle biraz. Bir tane daha sığabilir ortaya. Ortaya? Şimdi nerelerine? Üstüne mi? Yanlarına mı? Yanlarına, kenarlarına. Yeter mi? Evet. Şimdi bir su bardağı da su koy. Aynı bardakla su koyuyorum o zaman. Kenarından şöyle bir süre gelmeden. Çok güzel bir şeysin. Biraz geldi. Tamam. Yeter mi? Tamam. Üzerine bir tabak kapat. Pirinçler dağılmasın. O tarz şey olur mu böyle? Olur. Öyle değil, böyle kapat. Ters mi? Evet, dolu. Şöyle. Böyle olacak. Neyse, üstüne de öyle pişsin. Kapatalım. Tamam. Şimdi ocağa koyabiliriz. Kısık ateş, yüksek ateş. Evet abi, yüksek, sonra kısık. Kaynamaya başlayınca kısık ateş. Evet. Bırakıyor muyum? Evet. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Tamam. Kaynayacak abi, bekleyelim. Ondan sonra ufak bir altını kısacağız. Yemeği piştikten sonra da servise verebiliriz. Neyi unuttuk? Biraz önce bahsetmiştik ya sapları, değil mi? Ben aceleci oldum biraz. O yüzden sapları unuttuk. Hemen saplarını koyalım içine. Direkt kesiyorum bunları. Böyle böyle. Ne yapayım? Üstüne mi atıyorum direkt? Kenarların üstüne rastgele koyuyorum. Rastgele atıyorum. Böyle attım. Tabağı kapat. Tekrar kapattım. Hadi bakalım. Bu sefer sondur inşallah. Yemek hazır. Hadi bakalım. Defne yaprağı da koyabiliriz ama değil mi? Yok, defneyi bıraktık. Bitmez mi? Evet. İyi bir şey denmişti. Tahmin yürüttüm ama olmadı. Evet. Gayet mükemmel oldu. Bir deneyelim bakalım nasıl olmuş tadı. İlk sen tat. Benim ilk dolmam çünkü. Çok sıcak. Harika.
On numara. Kesinlikle yalan söylemem, cidden çok iyi olmuş. Ben normalde şu an diyetteyim, yemem lazım ama ikinci çatalı alacağım. Cidden çok lezzetli. Sapanın tadına bak. Mor fena değil. Belki altlarda olsa daha güzel olabilir şu tadı. Ben gayet beğendim. Elimize sağlık. Çok güzel bir tarif verdin. İyi bir şekilde yönlendirdi beni. Annem bu tarifte bana çok destek oldu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir dolma tarifi verdi. Ben şahsen delicesine beğeniyorum zaten. Umarım bu video sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Ve sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Buraya basarak abone olabilirsiniz. Hemen yanında ufak böyle bir zil işareti gibi bir şey var. Ona bastığınızda ise işte ben yeni bir video yaptığımda, ki örnek bu hesabı bu videoya geldiğinde, size bir bildirim gelecek. Dolayısıyla herkesten daha önce ulaşmış olacaksınız bu videoya. Aynı zamanda bu videomu ve diğer videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsınız. Bu cidden çok hoşuma gider. Çünkü niye? Siz paylaştıkça kanalım daha çok büyüyecek. Kanalım daha çok büyüdükçe ben size daha iyi videolar yapmaya çalışacağım. Bu da tabii böyle zincirleme, bir reaksiyon gibi bir şey olacak. Aynı zamanda gene bu yemeğimi veyahut da diğer yemeklerimi veyahut da diğer tariflerimi uygularsanız ve özellikle Instagram'da Zoraki Şef tagiyle yayınlarsanız bu cidden çok hoşuma gider. Sizlere bir kart hazırladım yukarıda info bölümünde. Bu kartlarda benim eski bölümlerim var. Buralara girip eski bölümlerimi tek tek takip edebilirsiniz. Daha önce izlemediğiniz bölümler varsa eğer. Aynı zamanda başka söyleyeceğim bir şey yok esas. Anneme çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde bana çok büyük destek oldu. Mükemmel bir yemek yaptık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.